Biz hayali dernek olmak istemiyoruz. Hayali vaatlerde bulunup da çünkü bizim kimseden oy almak gibi bir kaybımız, endişemiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben fazla konuştum. Kusura bakmayın. Başkalarının da hakkını engellemek istemiyorum. İçerisinde TÜİK'te olacak değil mi? İsterse. Ya önce biz kendi yapımızı, bir omurgamızı oluşturalım. Kısa vade. Olarak görülebilir. Onun için de adı birlik olarak geçiyor. Bunun için de sizlerin böyle sivri, böyle o yani diğer dernek veya kimseyi kişiselleştirmeden sorularınızı o şekilde alırsak daha iyi olur. Bizim bunu aman şunu alayım bir hırsıyla kırıp döküp de hırsımızı aklımızın önüne geçirmeyelim. Biz bu dernekçilikte bu hatalar yapıldı. Yapanlar belli. Bu oluşumun içine biz bu hırsı koymak istemiyoruz. Yıkıp döküp de aman kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım isterse herkes dağılsın. Düşman olsun. Bakın bunun olmaması lazım. O ucuz siyaset manevraları bu oluşumun içinde olmamalı. Yarın çatı olduğu zaman hiç olmamalı. Lütfen. Kimse kimseye çıkıp da ben akil adam diye çıkmasın. Akil adam oturur, aklı başında sakin konuşur, topluma faydalı pozitif etki yaratır. Bölmez insanlar. Ciddi bir kuruluş oluşturmak, temsil gücü yüksek bir kuruluş oluşturmak ve biraz daha toparlayıcı olmak. Eğer toparlayıcı olan bir kurumun içinde başkanlık çekişmesi olursa bu kurum toparlayıcı olamaz. Onun için bizde herkes başkan olabilir. Benim yani bizim düşüncemiz. Dediği gibi burada herkes başkan olacak kalitede. Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Seni başmış telefonları. Burada yerleşik, iş yapan, iş adamı arkadaşlarımızla birlikte bir birlik oluşturmaya karar verdik. Amacımız biraz dağınık görüntü veren, iş dünyasına biraz daha düzen verebilecek, bu konuda deneyimli, dernek tecrübesi yüksek, tüzük hazırlığı bitti, eksikler tamamlandı. Biliyorsunuz resmiyet işleri biraz bürokratik engeller uzun olduğu için biz bunu beklemeyelim artık dedik. Artık bunu beyan etmek için hiçbir sakınca yok. Türk-Ukrayna Sanayici ve İş Adamları Birliği, birlikteki özellikle vurgulamak istiyorum. Amacımız birliği sağlamak. Bunlar da Türkiye'nin çıkarları ilerleyen konularda birlik beraberlik içinde olmak. Dernek sayısı da fazla olabilir. Bu da gayet normaldir çünkü en azından spor kulübü derneğinde kursanız herkesi bir dernek içinde toplayamazsınız. İş adamları içine geçerli, farklı şeyler içine geçerli. Ben size de çok teşekkür ederim böyle bir derneği kurup ziyareti bize yaptığınız için. TÜİT var, şimdi TÜSİK oldu. Yavaş yavaş burada dernek sayımızın artması bizi ancak mutlu eder. Ama dediğim gibi sonuçta en son nihai konuda, yani Türkiye'yi ilgilendiren konuda, Türkiye'nin çıkarlarını ilgilendiren konuda birlik beraberlik içinde olmanız bizi her zaman mutlu edecektir. Kapımız her zaman size de açık. Bütün derneklerimiz olduğu gibi sizi de bekliyoruz. Her türlü sıkıntınızda, sevincinizde, düşüncenizde, ticaret müşavirimiz zaten sizlerle her dakika. Mantaplarımız artıyor. O da güzel. Mesela herkesi kucaklayacak. Ama dediğim gibi yani hiç sizin de belirttiğiniz gibi herhangi birini hedef alıp değil, beraber ortak sinerji yaratıp Türk iş adamlarının tamamı için ne iyiyse onun yapılması yolunda çalışma yapılması güzel. Biz sevindi her şey. Teşekkür ederiz. 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 Teşekkür ederiz.